Yeni eve geldik, dünyalar bizim oldu. Bayramın ikinci günü evlerimizi teslim aldık. İki bayramı bir yaşadık. Evi bizde 3 ay yapımı için bize söz verdiler. Cumhurbaşkanımız 45 gün içerisinde evi bize teslim etti. Depremde evimiz ağır hasar. İşte zor kendimizi kurtardık. Ben dedim herhalde dünyanın sonu. 30 yıllık evimiz çok büyük hasar aldı. Perişan olduk. Allah'ım bir daha görsetmesin. Evlerimizi hızlı böyle alacağımızı bilmiyorduk. Hızlı aldığımız için çok mutlu olduk. Vallahi şaşırttık yani. 45 gün dedin ne ki? Burası yeni yapılan deprem evlerimiz. Evimiz 120 metrekare olup her şeyi dört dörtlük. Bu evin 3 odası bir de salonu mevcuttur. Evimizin mutfağı çok güzel, kullanışlı. Bu kadar kısa sürede bu kadar iş beklemiyorduk. Akıllı evdir bu yapılan evler, bize akıllı evdir. Çok güzel evlerdir. Gelen gidenler herkes beğeniyor, herkes dua ediyor devletimize, milletimize, cumhurbaşkanımıza. Bu çiçekler eski evimdeydi, balkonumdaydı. Bunları getirdik şimdi. Bozulmasın diye buraya ektik. Eski evimden kalan hatıralar bunlardır. Bu çiçeklerdir. Bir bu çiçekler kaldı. Evimiz olmasını kim özlemez? Bu şimdi bizim evimiz oldu. Yuvamız oldu. Fakat canlandıracağım burayı. Yine aynı düzene koyacağım bunları. Evlerimiz tarlalı arazimize yakın yere yapıldı. Eski hayatımıza çabuk döndük. Komşularımızla birlikte oturuyoruz. Orada da komşuyduk, burada da komşuyuk. Allah razı olsun. Tarlamıza da yakın. İşte mallarımıza da yemler yolladı, gübre yolladı, ekinlerimize sağ olsun. Her şey çok güzel. Eşyasıyla birlikte, beyaz eşyası, öbür diğer işte yatakları filan. İşçisine, patronuna, mendizine, yapan, yapıl, emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ederek. Evimizi 10-15 gün sonra taşınacağız inşallah. Çok heyecanlıyız. Şu an çadırda yaşıyorum vallahi. Yani ev hayatını özledim. Evde yatağımızda yatmayı çok özledim yani. Mutfakta iş yapmayı. Evimize taşınca inşallah hepinizi çay içmeyi, kahve içmeyi beklerim.